çarpacağım. Hataylı Samandağ Kumsalı, Doğu Akdeniz'de 5 önemli yuvalama kumsalından bir tanesi ve şu an günümüzde, yani 2021 yılı çalışmaları neticesinde henüz sezon bitmedi ama 1500'ün üzerinde yuva tespiti yaptık. Bu şu anlama geliyor: 1500 tane yuva, ortalama 150-200 bin arasında yumurta var demek kumsalda. Bu 150-200 bin yumurtanın da yaklaşık 100-120 bin civarında yavru çıkacak demek bu yumurtalardan. Ve bu tabii, yumurtadan çıkan her yavru denize ulaşamıyor ne yazık ki. İşte kıyıda ortaya çıkan problemler oluyor mutlaka. İşte sokak köpeklerinin predasyonu olabiliyor, ışık kirliliğinden dolayı ters yönelim olabiliyor ya da çöplerden dolayı denize erişemiyor. Bu gibi nedenlerden dolayı da birçok yavru denize ulaşamadığı için bu 100 bin ile 120 bin arasında yumurtadan çıkan yavruların yaklaşık 90-100 bin tanesi denize ulaşacak demektir. Samandağ'ında son yıllarda bir artış var. Bu 2013'ten sonra bir kendini göstermeye başladı ama tabii burada şöyle bir soru işareti var. Bu yuva artışı gerçekten kaplumbağa sayısına mı bağlayabiliriz veya da başka bir faktör mü var? Burada iklim değişikliğine karşı Yeşil Deniz Kaplumbağası'nın geliştirmiş olduğu bir adaptasyon mudur acaba? Daha fazla mı yuva yapmaya başlıyor? Yani önceki yıllarda 2-3 yuva yaparken acaba yuva yapma sayısını mı arttırdı? Ya da gerçekten kaplumbağadaki birey sayısı mı arttı? Tabii ki bunlar ileriye dönük olarak bilimsel çalışmalarla ortaya konması gerekiyor. Ve o zaman diyebiliriz kaplumbağalarda yuva sayılarındaki artışın nedenini, ne olduğunu bir açığa kavuşturabiliriz.